günler sayın seyirciler. Bir Herkes için Adalet programıyla yine Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Bugün stüdyomuzda ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku uzmanı doçent doktor Ali İhsan Erda Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ee, hocam siz bildiğimiz kadarıyla geçen hafta e, Trakya ziyaretindeydiniz. Şu an Ankara'ya geldiniz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Trakya'ya gitmişken herhalde, Kepirtepe'ye uğramadan gelmeniz pek mümkün gözükmüyor sizin bildiğim kadarı. Ee, önemli bir Kepirtepe'li birisi olarak, bir Kepirtepe mensubu olarak. Ee, uğradınız mı bu seferde. neler yaptınız Trakya'da? Efendim öncelikle merhabalar. Sayın Atmaca. Ve değerli ekibimizi öncelikle selamlıyorum. Evet. Gayet tabii ki ben de geçen sene, özür dilerim geçen hafta... bayram münasebetiyle... ...Tekirdağ Barbaros'ta yaşayan anneciğim ve babacığımı ziyaret ettim. Ne güzel. Evet. Trakya'ya gitmişken de... ...ben Trakya'ya ne zaman gitsem... ...kıymetli eşimle beraber... ...tabii ki anneye babaya gidiyorum ama öncelikle Kepirtepe'ye uğrarım. Hatta benim anacığım hep bana der ki... ...önce bana gel. <laughs> ama yolumun güzel yanında olduğu için önce Kepirtepe'ye. Evet, ama Kepirtepe. sizin hayatınızda önemli bir ayrı bir yer var değil mi? Kepirtepe. Kepirtepe Öğretmen Okulu gayet tabii ki bizim için çok önemlidir. Kepirtepe Öğretmen Okulu... Cumhuriyetimizin aydınlanma projelerinin en başında gelir. O köy esnütleri zihniyetiyle. Evet. Biz Kepirtepe mezunuyuz. Trakyalıyım yani ben. Aslen Tekirdağlıyım. Barbarosluyum. Evet. Bayramı idrak ettik. Ankara'ya geldik. Şimdi eksik olmayanız yine sizlerin programındayız. Teşekkür ederiz. Buyursunlar Biz de, de onur duyduk gelmenizden ötürü. Evet efendim programımıza mümkünse hukukumuzdaki son dönem gelişmelerinden yine e, hakimlerimizin ve cumhuriyet Hı -hı. savcılarımızın tarafsızlık ve bağımsızlığı üzerindeki e, son yorumlardan başlayarak e, Hı -hı. giriş yapalım diyorum. Hı -hı. Ne dersiniz bu konuda? Gayet tabii ki. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi efendim biliyorsunuz biz Büyük Türk Atatürk'ümüzün öncülüğünde önce mücadelemizi kazanıp daha sonra devletimizi kurduktan sonra çok köklü ve büyük bir hukuk reformu yaptık. Evet. 1920'li yıllarda. Bütün temel kanunlarımız yani gerek özel hukuk örneğin medeni kanun ticaret kanunları ya da gerek kamu hukukunda örneğin benim de uzmanı olduğum ceza kanunumuz evet. 1920'li yıllarda kanunlaştı. Tabi hukuk biliyorsunuz bir dinamiktir. Yani günden güne değişir ve günden güne gelişir. Bu kanunlarımız 20'li yıllardan bugüne kadar pek çok kere ve çok kapsamlı dönem dönem değişiklikler uğradılar. Daha sonra mevcut iktidarımız olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının tek parti iktidarı olmasının avantajıyla çünkü bu yasamada bir avantajdır. Tabii koalisyon yani, hükümetlerinde bu kolay yapılamıyor değil kolay mi? Kolay yapılamıyor. Doğru. Evet. Çünkü biz özellikle benim yine tekrardan vurgulayayım ben sadece uzman olduğum konularda konuşabilirim. Ama diğer alanlarda da böyle oldu. Onu da e, temin ve teyit edebilirim. Bir temel kanun yapılması kolay bir şey değildir. Tabii. Evet. Dolayısıyla mevcut iktidarımız, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, yasama organındaki, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğunun avantajıyla 2005'li yıllardan sonra bütün temel kanunları değiştirdi. Bu arada bizim Türk Ceza Kanunumuz, evet. Ceza muhakemesi kanunu da yenilendi. Bu iyi bir gelişmedir. Çünkü dediğim gibi hukuk değişme mecburdur. Fakat hukuk iktisadi ve teknolojik hayatı geriden takip eder. Yani bir konuda düzenleme ihtiyacı olmalıdır ki hukuk o konuda bir düzenleme yapsın. Evet. Şimdi 80'li yıllara kadar değişiklik ihtiyaçlarında hep biz sürekli tabir yerindeyse yama yaparak yani kanunun belli maddelerini değiştirerek geldik. Fakat bu son dönemde temel kanunun tamamı değişti. Evet. Tabii birazdan yine değineceğiz. Ee, biliyorsunuz SSK seçimlerimiz yapıldı, yapılıyor. SSK'nın yapısı değişti artık. Bunlara evet biraz sonra değineceğiz. Birazdan değineceğim. Evet. Şimdi bu çerçevede hakemlerimizin hakimlerimizin ve cumhuriyet savcılarımızın yani sorunuzla bağlantılı olarak hani hukuk sürekli değişiyor. Evet. Hakim savcı bağımsızlığı, tarafsızlığı çerçevesinde neler oluyor şeklinde yaklaştığımız zaman konuya ee, biz 2005 yılında ama şunu özellikle vurgulayayım biz derken ben herhangi bir siyasi parti mensubu değilim. Yani AK Parti'nin efendime söyleyeyim tek parti avantajıyla iktidardaki tek parti avantajıyla yapmış olduğu değişiklikleri vurguladıktan sonra biz dersek lütfen bizi kimse parti mensubu algılamasın bilim adamıyım ben ben tabii ki bu değişikliklere ben de katıldım. Evet. Bizi bilim adamı olarak çağırdılar. Biz 2004, 2005 ve 2006 yıllarında adeta bana uçan hoca demişlerdi. Benim sırtım, Ankara'daki yer yatağımı görmedi 3 sene boyunca. Bir gün Diyarbakır'da, bir gün Tekirdağ'da, bir gün Sakarya'da, bir gün Ankara'daydık biz. Maşallah. Ne güzel. Çünkü evet. yeni kanunlar yapıldı. Evet. Ee, bu çerçevede biz derken onu vurgulamak istedim. Yani hukuk adamları olarak biz de yeni ceza hakkımıza diğer genel alanlardaki hukuk alanlarına gayet tabii ki eğilmek ve bunu uygulayıcılarımız da yani hakimlerimiz cumhuriyet savcılarımız avukatlarımız başta olmak üzere hukuk uygulayıcıları yine bize ceza hukuku uygulamasında yardımcı olan kolluk mensuplarımız yani polis ve jandarmayla çok sıkı çalıştık. Bizim orada gözlemlediğimiz bazı şeyler de oldu. Bu teorik kanun çalışmaları kapsamında gözlemlediğimiz bazı başka şeyler de oldu. Mesela bizim hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız bir dönem öncesine kadar sınırlı sayıda yani 7-8 kişilik bir HSK tarafından idare ediliyordu. Bu idariye de lütfen yine şöyle anlasın herkes. Hakimlerimizin atama dahil tüm özlük işleri yani maaşlarından tutun da atama, yer değiştirme, birinci sınıf ayrılma. Bütün özlük işlerine bakan bir HSK'mız var. Yani hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Evet. Bu çok sınırlı sayıdan üyeyle müteşekkildi önceden. Bu yeni dönemde biz bu yeni kanunların uygulanmalarının daha rahat yapılabilmesi için hakimlerimiz ve cumhuriyet savcılarımızın kendilerini daha rahat hissetmeleri çerçevesinde bir takım başka değişikliklere de gittik nasılsa HSK'nın yani hakimler savcılar yüksek kurumun yapısını gibi. değiştirdik. Önceden sadece atama suretiyle yani yargıtay yüksek yargı tarafından gelen üyeler vardı. Şimdi yine cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere yüksek makamların atadığı üyeler var. Ama ağırlıklı kısmını hakim ve cümle savcılarımız... kendi aralarından seçiyorlar artık. İşte geçen hafta yaşamış olduğumuz seçimler gibi. Seçimler gibi. Evet. Bu. Hakimlerimizin ve Cumhuriyet Savcılarımızın bağımsızlık ve tarafsızlıklarının kuvvetlendirilmesi açısından önemli bir gelişmedir. Çünkü tam bağımsız, mutlak tarafsız olması lazım gelen meslek grubu olmasına rağmen hakimin Cumhuriyet Savcılığı mesleği kendi idarecilerini kendi işlerinden seçebilmeleri önemli bir haktır. Bu açıdan bunu olumlu buluyoruz. Peki efendim, az önce siz konuşmanın sırasında Yeni TCK'dan bahsettiniz. 2005 yılında yapılan TCK'nın ihtiyaca daha cevap verebildiği kanaatinde misiniz bir öncekine nazaran kıyas yaptığınızda? Şimdi yine her zaman bilinen üslubumla yaklaşarak cevap vereyim, müsaade ederseniz Sayın Atmaca. Buyurun. Ben hukukçu mesleğime Hakim ve Cumhuriyet Savcısı adayı olarak başladım. Daha sonra bizim 1416 sayılı kanunumuza göre bir resmi devlet bursu kazanarak Almanya'ya gittim. Orada önce dil öğrenimi, ardından yüksek lisans yani master, akabinde de doktora öğrenim tamamladıktan sonra ülkemize Allah şükürler olsun bize nasip etti. Ceza hukuk hocası olarak geldim. Evet. Bunu şu açıdan vurguladım. Şimdi bizim eski ceza kanunumuz yani 2005'te mülga edilen, ilga edilen, yürürlükten kaldırılan 755 sayılı ceza kanunumuz İtalyan ceza kanunundan 1926 yılında esinlenerek iktibas edilmiş bir kanun. Yani hukukumuza kazandırılan bir kanundu. Evet. Fakat 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni Türk ceza kanunumuz ise İtalyan veya daha sonraki gelişmeler paralelinde Fransız ceza hukukundan ziyade Alman ceza hukukundan etkilendi. Yani bizim gene ceza kanunumuz gayet tabii ki 1926'tan bugüne kadar uygulanan eski ceza kanunumuz ve Yüksek Yargıtayımızın geliştirmiş olduğu uygulamadan etkilenmekle beraber evet. ağırlıklı olarak Alman ceza hukukundan etkilenmiş. Siz bunu Almanya'da yaşamış biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işte o, Alman o yüzden, ceza hukukunu da iyi bilen birisi olarak. O yüzden vurguladım. Yani yeni ceza kanunumuzun Alman ceza hukukundan etkilenmiş olması gayet tabii ki bütün yüksek tahsil hayatını evet, Almanya'da yapmış bir hukukçu olarak benim işime yaradı tırnak için söyleyeyim. Benim işime geldi. Evet. Çünkü ben Türk ceza hukukunu biliyorum. Alman ceza hukukunu da öğrendim. Evet. En çok benim işime yaradı Türkiye'de. Ve bütün yüksek tahsil hayatına yani master, yüksek lisans ve doktora ben müteşekkil bütün yüksek lisans hayatını Almanya'da tamamlamış olan tek ceza hukukçusu benim Türkiye'de. Dolayısıyla en çok bana yaradı. Ama ben hep şunu arz ettim o kanunlaşma aşamasında 2004-2005 yıllarında. Evet. Şimdi 1926'dan bu yana gelen uygulamamızı yok saymayalım. İtalyan ekolünü yok saymayalım. Evet. Fransa ekolünü yok saymayalım. Mevcut ceza kanunumuz yani eski ceza kanunumuza paralel ihtiyaç duyulan yerlerde değişiklik yaparak yeni bir ceza kanunu yapalım. Ama o zaman radikal bir değişikliğe gidildi. Evet. Eski ekoller bir tarafa bırakıldı fakat Yargıtayımızın, Yüksek Yargıtayımızın Uygulamalarından Ve çok kıymetli hocalarımızın Doktrin dediğimiz bizim öğreti Hukuktaki yayınlarından Fikirlerinden yararlanarak Ama alman ceza kuruluna ağırlık verilerek Bir ceza kanunu yapıldı Şimdi bir cümleyle söylemek lazım Gelirse 765 sayılı eski ceza kanunu mu Yoksa bu anlattığım 5237 sayılı yeni ceza kanunu mu hocam? Derseniz hangisini tercih edersiniz? Gayet tabii ki. 5237, 5237 sayılı yeni ceza kanunu tercih ederim çünkü dilindeki hafiflikten tutun da yani anlaşılır tarafından evet. Evet. uygulayıcının çok rahat kavradığı hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız bunu uygulamakta zorluk çekmediler. Çok çabuk oturdu bu kanun. Bu açılardan bakıldığında ben yeni ceza kanunu'muzu o eski kitabı edebi bizim yetişmemizi sağlayan. Evet. Eski ceza kanununa göre daha yerinde buluyorum Türkiye için. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki efendim tabii ki bu düzenlemeler mutlaka gerekli. Fakat bir e, olumsuz yönü olarak şu şey söylenebilir mi acaba? Tabii ki mutlaka yapılması gerekiyor. Ona diyecek bir şey yok. Hakim ve savcıların e, her seferinde bu ceza kanunlarına adapte olmaları açısından bir zorluk teşkil etmiyor mu? Çok yalın ve anlaşılır şekilde hazırlandığı Sö için. Söylemek icap ederse Hı -hı. yani ben kendi açımdan söylüyorum. Tabii, Çok evet. yalın ve anlaşılış şekilde ifade etmem gerekirse sorunuza cevap ben şunu söyleyeyim ben size. Gayet tabii ki 2005 yılında yeni ceza kanunumuz ve Türk ceza hukukundaki diğer mevzuatın yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan ceza hukuk mevzuatı uygulama sürekli bunu takip etmiş olduğu için yani değişiklikleri zorlanmadı fazla. Evet. Ama bir yeni konseptle bir takım yeni kanunlar yapılınca uygulama zorlandı. Müsaadenizle ismini buradan zikretmeyeceğim ancak çok yüksek düzeyde bir ceza yargıcımız bir toplantıda bize hocam dedi bu yeni kanunlarla bize kanun cahili yaptınız. O açıdan soruyorum. Evet, ben, bunu tahmin ettiğim için soruyorum. Ben evet. işte o yüzden dedim yalın evet, anlatım yapacağım evet, size. Evet. Çünkü zaten e, tekrar selamlıyorum kıymetli izleyicilerimize. Çok düzeyli izleyicilerimiz de var ama halka hitap ediyoruz. Evet. Herkes rahat anlasın diye. Tabii. Ben üniversitede ders verir gibi müsaadeniz dedim. Çok evet. rahat bir şekilde siz de sohbet eder havasında program yapmayı her zaman tercih ediyorum biliyorsunuz. Tabii teşekkür ederim. Hocam dediler bizi kanun cahili yaptınız. Evet. Ve ne yazık ki pek çok emekliliği yaklaşmış. Bizim meslekte biliyorsunuz emeklilik 65 yaştır. Evet. Hakimlik savcılık mesleğinde Cumhuriyet Savcılığı. Emekliliğe yaklaşmış olan pek çok meslektaşımız ben bu yeni kanunu öğrenmektense emekli, emekli olayım. Evet. Bunu Ayrı duyduğum <laughs> için zaten bu sebebi de bu. Ayrıldılar çünkü gerçekten evet. 2005 öncesi mevzuat ve öğreti doktrinle, uygulamayla 2005 sonrası gelişen mevzuat, öğreti doktrin ve uygulama birbirinden çok farklı. Evet, Ama tabii yaşanılmaz. Ama, ama değil mi? tabii Latifiye'yi bir kenara bırakalım. Tabii. Mevcut meslektaşlarımız da yani yaşça bizden büyük olan üstadlarımız da Evet. Bizim gibi genç olan, bizden daha genç olan arkadaşlarımız da yeni kanunlara çok iyi intibak ettiler. Yani Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere Türk Ceza Adaleti'ndeki tüm mevzuattaki tüm yeni kanunlar inanın bana ben bunu takip ediyorum. Ben çünkü hiçbir zaman uygulamadan kopmam. Evet. Çok güzel uygulanıyor. Tabii ki oturması biraz zaman alacak. Ama %75 rakam vermeye de ama hı hı. mesleğimde ben %75 civarında artık bu kanunlar oturdu. Evet. Yani uygulayıcı bizim için. Çünkü bir kanunu muhterem Aylin Hanım Efendi, Sayın Atmaca ne kadar güzel yaparsanız yapın. Bir kanunu ne kadar kusursuz yapmaya gayret ederseniz de edin, Uygulayıcı yani karar verici hakim. İddia makamı Cumhuriyet Savcısı. Savunma makamı avukat. O kanunu iyi uygulayamazsa o kanun işe yaramaz. Ama diğer taraftan beceriksizlik göstererek ne kadar kötü bir kanun yaparsanız yapın. Evet. Eğer elinizde yetişmiş uygulayıcı varsa hakim, cumhuriyet savcısı, avukat, kalifiye o kanunlar dört dörtlük uygulanır. Bizde artık uygulayıcılar çok iyi yetişiyorlar. Hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız ve avukatlarımız önce hukuk fakültesi eğitimi görüyorlar. Sonra Adalet Akademisi bünyesinde iki yıllık çok ciddi düzeyde bir staj, evet. adaylık süreci yani akabinde mesleğe başladıklarında yine öğretiden yani bizlerden ve uygulamadan yani yargıtaydan edinmiş oldukları bilgi ve deneyimlerle hukuku çok güzel uygulamaya başladılar. Peki yani yeri gelmişken o zaman şunu da soracağım. Siz de biliyorsunuz ki ülkemizde e, hukuk fakültelerinin sayısı özel üniversiteler özellikle günden güne artıyor. Bunu bir dezavantaj olarak mı görürsünüz yoksa Şimdi benim bilebildiğim kadarıyla bilebildiğim kadarıyla diyorum çünkü bunu yetişmek mümkün değil artık. 200 civarında üniversitemiz var. Evet. Ve yine bilebildiğim kadarıyla 80 civarındaki 120'ye çıkması konuşulan şu an sayı itibariyle hukuk fakültesi var. Yani bir hoca olarak siz eğitim kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz böyle olunca? Ya şimdi ben mesela ceza hukuk doçentiyim. Evet. Bizim ülkemizde 120 civarında hukuk fakültesi var. Biz 35-40 kişiyiz ceza hukukunda. Evet. Nereye yetişeceğiz biz? Evet. Mesela bana Ankara'da Orta Anadolu Bölge ceza hukuk hocası derler. Çünkü kaç yerden tutun eski üniversitem Kırıkkale Ankara'daki pek çok hukuk fakültesi gitmediğim yer yok derse. Evet. 50 saati geçiyor benim ders yüküm haftada. Hukuk fakültelerinin sayılarının bu kadar artılması doğru değil. Net konuşayım ben. Evet. Ama hukuk fakültesi mezunlarımız itibariyle bakarsak konuya Türkiye'mizin Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve avukat sayısı itibariyle henüz ihtiyacımızı gidermiş de Evet, ona da girmek istedim. Yani bir, yani bir yandan da ortada böyle bir ihtiyaç evet. da var çünkü çok açık. Çünkü iş yükü öyle evet. değil mi? Evet, yetişilemiyor. Ya bugün ülkemizde bizim 15 milyon civarında derdest dava var. Evet. Yani görülen dava. Yani hal böyle olunca ihtiyaç var. Fakat e ihtiyaç şimdi, olunca da kalite nasıl oluyor, eğitim kalitesi? Barolar Birliği'mize kayıtlı avukat sayımız 80 bin civarında bizim. Evet. Ceza ha. hukukuyla ilgili söyleyeyim. Bizim... Cumhuriyet Savcısı ve Ceza hakim sayımız da 7-8 bin civarında. 10 bini bile bulmuyor. Şimdi ama diğer taraftan bakıyorsunuz 120'ye yakın hukuk fakültesi var. O zaman problem nerede? Problem şurada. Şimdi hakimlik Cumhuriyet Savcılığı mesleği mesleğe kabulü sınavlı olan bir meslek. Evet. Sınav açıyorsun sınavı yeteri kadar aday kazanamıyor. Ve avukatlık mesleği sınava ihtiyaç duyan bir meslek değil. Ama ben şahsen o mesleğinde yani avukatlık mesleğimizin de sınava tabi meslek olmasını istiyorum. Yani hatta benim kişisel kanaatim şudur. Açılmışken söyleyeyim. Çok kısa geçeceğim. Hukuk fakültesi mezunları ortak bir sınava tabi tutulmalı. Örneğin benim doktora yaptığım Almanya'da bu var. Devlet sınavı derler orada buna. Şitaat egzamen. Hukuk fakültesini bitiren tüm öğrenciler bir sınava tabi tutulmalı o sınavdan sonra bir ortak staja yani hakim cumhuriyet savcısı adayı veya avukat adayı ayrımı yapmaksızın evet. ortak bir staja tabi tutulmalı. O staj sonunda o uygulamada öğrendiklerine yönelik olarak yani staja yönelik olarak bir sınav yapılmalı. Ondan sonra da aldıkları puanlara göre gerek ilk girişteki teorik sınavda gerek staj sonundaki pratik sınavda almış oldukları puanları bir şekilde e, kaynaştırarak onları mesleğe angaje etmemiz lazım gelir. Benim kanaatim bu ama şu an itibariyle bu kadar fazla sayıdaki hukuk fakültesine rağmen e, yeteri hukukçumuz da yok. Evet. O da ayrı bir sıkıntı. O niye kaynak, neden kaynaklanıyor? Şimdi hukuk fakültelerimiz var. Halen öğrenci alamıyor. Neden hocası yok çünkü. Öğretim üyesi yok. Dediğim gibi 120 hukuk fakültesine karşı biz 35-40 kişiyiz ceza hukukunda. E, bu da Gökten zembille düşmüyor Veya armut ağacından toplanmıyor hocalar Bir hocanın İstanbul'da yetişmesi 20 sene sürüyor Dolayısıyla Hocası olmadığı için de öğrenci alan, alan Fakülteler de var bu 120 fakülte içinde Yahut da az sayıda öğrenci alan Fakülteler de var yani Ankara okul fakültesi var mesela benim mezun olduğum Kıymetli eşimi de buradan zikretmiş olayım Şehli Hanım'ın da mezun olduğu Ankara okul fakültesi Bin kişiye ders verir o da tek şubede. Yani toplamda 5 bin öğrencisi vardır. Başka bir fakülte vardır. İsim zikretmeyelim. 40 öğrencisi vardır. O da hukuk fakültesi. O da hukuk fakültesi. Şimdi 120 hukuk fakültesi var deyip de 5 bin öğrenci çarpı 120 değil ki. 5 evet. bin öğrencisi olan da var. 40 öğrencisi olan da var. Hiç öğrencisi olmayan da var. Evet. Dolayısıyla o sizi tezi ederek söyleyeyim. Siz öyle sormadınız. Bazıları çok haksız eleştiri yaparlar. Bu kadar okul fakültesine gerek var mı? Var. Var ki halen biz... Ortada ihtiyaç var zaten. İhtiyaç o var yani. yok. Sadece eğitim kalitesi açısından nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi işte dediğim gibi öğretim üyesi sayısı, evet. yani hoca sayısı. Bakınız bir üniversiteyi, üniversite yapan iki değer vardır. Bunlardan birincisi öğretim üyesi ve mümkünse kaliteli öğretim üyesi standart. Ona ulaşması lazım. Zaten bunu oluşamazsam öğrenci alamıyorsun. İkincisi ise kütüphane zenginliği. İçinde bulunmuş olduğumuz 21. asırda yani bilgi, bilim ve teknoloji çağında internet başta olmak üzere sanal mecra istediği kadar gelişmiş olsun. Bir fakültenin, bir üniversitenin zengin, doyurucu yeterli bir kütüphanesi yoksa orası yükseköğretim kurumu değildir. Türkiye'de pek çok yüksek öğretim kurumunda bu iki unsur yani öğretim üyesi Öğretici Güç ve öğretim materyal kaynağı yani kitap zenginliği yok ne yazık ki evet. iki üç tane hoca toplayan bir apartman dairesini kiralayan Doğru. hukuk koktusu açıyor öyle olmaz bu işler böyle olmaz bakın yine atıflar yaparak konuşalım ki izleyicilerimizin kafasında bir kanaat oluşsun benim geldiğim Almanya'da benim geldiğim derken ben Barbaros'tan ve Kepirtepe'den gelirim ayrı bir şey. Hı hı. Ama eğitim olarak geldiğim Almanya'da 30 civarında üniversite vardır. Ve 30 civarında hukuk fakültesi vardır. Benim ülkemde 200 civarında üniversite vardır. 120 civarında hukuk fakültesi vardır. Benim ülkemde 35 civarında ceza kocası vardır. Ama o Almanya'da yani 30 üniversiteli yerde 750 ceza hukuk hocası vardır. Böyle mukayese edeyim ben. Bir cümleyle şunu da söyleyeyim. Daha anlaşılır olsun. Dedi ki az önce biz İtalyan ekolünden gelmiştik. Ceza hukukçusu anlamında söylüyorum. Daha sonra Alman ekolünden etkilendik. Tabii ki mevcut yüksek yargıtayımızın tecrübeleriyle. Ama ben Almanya ile aynı yargılama sistemini uyguluyorum Türkiye'de. Evet. Ceza yargılaması sistemini. Ben 7-8 bin hakimle Cumhuriyet Savcısı'nda bunu yürütüyorum. Aynı kanunu benim nüfusuma yakın bir ülke olarak Almanya. 30 bin hakim ve savcılığı uyguluyor. Evet. Şimdi benim hakim ve cumhuriyet savcım benim yüküm ağır dediği zaman ne onu duymazdan nasıl gelebilirim ben? Evet. Hadi alalım diyorum daha bir 10 bin. Yok. Evet. Dolayısıyla bizim daha çok hukuk fakültesi açmamız lazım. Ha belki şu yapılabilir. Yani tabirimi lütfen bağışlasın meslektaşlarım. Mantar gibi her yerde her dağ tepesinde bir kampus açıp hukuk fakültesi kurmak yerine belki mevcut kadrosu oturmuş kütüphanesi zengin fakültelerimizin öğrenci sayısını arttırmak suretle bunu aşabiliriz belki. Ama bu ülkede kimse hukuk fakültesi sayısı fazla öğrenci sayısı fazla niteliksiz, kalitesiz öğrenciler piyasaya çıkıyor diye konuşmasın. Biz işin içindeyiz. Bizim uygulayıcı anlamda ihtiyacımız çok. Evet, öbür taraftan hukuk fakültesi sayımız da çok. Ama öğrenci den başlayarak öğretim üyesi ve kütüphane zenginliği başta olmak üzere fakültelerimizin kalitesini artırabilirsek ancak öyle karşılayabileceğiz biz ihtiyacımızı. Hocam bir de Sayın öğrencileri Hocam. belki akademisyen olma konusunda özendirmek ve bu konuda da evet. da kolaylaştırıcı şeyler de belki düşünülebilir mi acaba? Çünkü verdiğiniz rakam oldukça az. Az ama bakın yani yine şunu da söyleyeyim yani ben çok doğru dürüst konuşan bir insanı bilirsiniz evet. ben net bir insanımdır. Şimdi Eskiden benden önceki dönemler, ben gencim, daha önceki dönemlerde. Bizim kıymetli hocalarımız pek çok rahmetli oldular. Kıymetli hocalarımız fakültenin en başarılı öğrencilerine dikkat ederlerdi ve gel bana asistan ol derlerdi. Doğru. Asistan evet, ol. Doğru. Sistem öyleydi. Evet. Araştırma görevlisi ol, evet. Daha sonra da hoca ol. Evet. Bu çok büyük bir şeref hatırlayınız bunları. Herkes evet, hatırlasın. Bu çok, çok muhteşem bir şeref. Yani sen bir duayan bir hocadan teklif alıyorsun. Muhteşem bir şereftir bu, onurdur. Şimdi böyle değil ama. Şimdi ben çok başarılı öğrencime gel bana asistan ol diyemiyorum. Geliyor. Yine kimse kusura bakmasın rakamla zikredeceğim. Çünkü ben konuşmalarımda anlaşılır olmak isterim. Şimdi adam hukuk fakültesini bitiriyor. Veya adam derken üçüncü tekil şahıs anlamında. Onu da bizim millet yanlış anlar. Kız veya erkek öğrencimiz. Evet, evet. Gel bana asistan ol. Asistanlık demek bir sene dil öğrenimi. iki sene yüksek lisans. Üç bak sayara gidiyorum. Anlayın. Dört sene doktora. Etti mi yedi? Bir sene daha da askerlik veya hanım seyyar nişan evlilik etti sekiz sene. Ondan sonra doktor oluyorsun. Bakın Fakülte 4 yıl. Yani lisans öğrenimi 4 yıl. Lisans öğreniminden sonraki hoca olmak için yani öğretim üyesi olmak için geçirmesi lazım gelen süre en az asgari 8 yıl. 12 sene yaptım. Bu 12 sene sonunda doktor oluyor. Hukuk doktoru. Ondan sonra yardımcı doçentliğe atanması lazım. Orada da bir sene kaybeder. Etti 13. 13. sene sonunda ders verecek statüye geliyor. 13 seneyi göz alması lazım. Şimdi bu 13 sene ne demek? Mezunumuz. Bunu seçmese de örneğin hakim cumhuriyet savcısı olmayı tercih etse. Ya da avukat olmayı tercih etse. Veya hukuk fakültesi mezunu olmazsa hakim, cumhuriyet savcısı, avukat olmuyor. Bankacı notar oluyor, noter, her şey olur. Tabii. Emniyetçi olur, her şey olur. Bankacı olur. Yani o kadar uzun bir süreci göze alamayanlar? Şimdi hayır, evet. bakın. Bu 13 yıllık süreçte bu çocuğun alacağı maaş 2000 lira civarında gezer. 2000 lira. Danışmanlık da yapamıyor o süreçte. Avukatlık da yapamıyor. Yani harcı bir kazancı yok. Ve o adamın en verimli evlenmesi gereken, ev edinmesi gereken, araba alması gereken, hayata tutulması gereken bir dönemden bahsediyorum. 15 yıllık bir süreç bu. Orada ben onu 2000 lira maaşla idare edemem. Öbür taraftan en basit bir uzmanlık. Hazinede, bankada, şurada, burada neredeyse. 3-5 bin lira arasında gezer. Hakim Cumhuriyet Savcısı adayı olur. 2 sene sonra atanır. 4 bin lira civarında maaş alır gene. Avukat olur. Biraz da hareketliyse. Çevre tutun edinebiliyorsa kendisine. 2-3 sene sonra ayda 10 bin lira para kazanır hale gelebilir. Ben böyle bir kaynaktan diyorum ki bana gel. En zeki üstelik. En çalışkan. Evet. Bana gel. Ben seni hoca yapacağım. Hocalıktan büyük sıfat var mı hukukta? Yok. Ama ben sana 15 sene boyunca <laughs> ayda 2 bin lira para vereceğim. Evet. Olmuyor işte. Evet. Hocam çok güzel özetlediniz. Ol, yani evet, akademisyenler... Kimse, yani. kimse kusura bakmayacak. Evet. Evet. Böyle rakam veya ıı, yıl ıı, telaffuz ederek bu programın üst düzeyine öğretim üyeliği kalitemize zarar getirmek istemem ama bunların böyle bilinmesi lazım, anlaşılması lazım. Bir toplum bilime önem vermediği müddetçe gelişemez. Altını çiziyorum. Biz bundan 600 sene önce, 1000 sene önce batıya, şimdiki modern batıya, şimdi bize ders vermeye kalkan batıya bilim gönderiyorduk da şimdi batı niye bize gönderiyor? Nerede i̇bn alar? Sinalar? Nerede Farabiler? İbn-i Sinan'ın kitapları halen Avrupa'daki tıp fakültelerinde zorunlu ders kitabı olarak okutulur. Neden bu toplum bir tane İbn-i yetiştiremiyor şimdi? Neden biz hep yüzümüzü batıya dönüp ne kadar iyi şeyler yapıyor diyoruz bunlar? Programın formatının dışına çıkmak istemiyorum. Bakın şu programın yayınlandığı saatlerde bile güzel ülkemizi kan gölüne çevirmeye çalışıyorlar. Neden biz bu hale düştük? Bir tek sebebi var. Biz ilime ve bilime şiar edinmekten vazgeçtik. Ya verin şu araştırma görevlerine açık çek verin. 10 bin lira maaş verin ya. Ülkenin önünde bilim açar. Başka bir şey açamaz ki Aylin Hanım. Evet. Bu yüzden rakam zikrettim. Evet. Bunları herkes bilerek konuşacak. Evet. Bilmeden konuştu mu olmuyor. Evet. Buyurun. Şu an konuyu değiştiriyorum o zaman. Lütfen. Lütfen. E, Genel hukuka gelelim. Sevdiğim <laughs> olana. Benim uzman olduğum konuya. <laughs> evet yargıda siyasallaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir tehlike oluyor, görüyor musunuz? Ay, Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok isabetli sorular soruyorsunuz Sayın Atmaşa. Yani gündemin damarına dokunuyorsunuz. Şimdi efendim biz programın başında da vurgulamış olduğum gibi hakim ve cumhuriyet savcılarımıza titreriz üzerlerine. Hakimlerimiz mutlak bağımsız ve mutlak tarafsızdır. Cumhuriyet savcılarımız ne bağımlıdır, özür dilerim, ne bağımsızdır ne de tarafsızdır. Cumhuriyet savcılarımız meslekleri icabı hem bağımlıdır, Adalet Bakanlığı'na bağlılıktan bahsediyorum, hem de taraflıdır. Taraflı kelimesini çok sevmiyorum ama bir olayı soruşturduğu için bir anlamda tırnak için söylüyorum ceza yargılamasına taraf yoktur ama bir anlamda taraftır gene. Yani olayı takip ediyor evet, çünkü. Evet. Delil topluyor vesaire. Evet. Fakat bu çerçeve dışında ben her iki meslek grubunda yani hakim ve cumhuriyet savcılarımızın korkmadan cesurca görev yapabilmeleri için çünkü ceza adaleti dağıtıyoruz biz. Evet. Ben yine özel hukukçu meslektaşlarım kızmasınlar benim üslubuma bağışlasınlar ben üç kuruşluk ayakkabı davasıyla uğraşmıyorum ceza hakkında veya kira davasıyla uğraşmıyorum. Hürriyetle uğraşıyorum ya. Yani. Eskiden ölüm cezası vardı biz ölüm cezası veriyorduk. O yüzden hakim ceza hakimlere ve Cumhuriyet Savcılarına daha farklı yaklaşırım ben. Şimdi bunların görevlerini yaparken çok korkusuz cesur olmalı lazım. Ama bunların bir özlük işleri var. Yani mesleğe kabul edilmeleri, atamaları ve tayinleri, evet. bir de maaş durumları. Bunu da birisinin yapması lazım. Yani elimizde öyle bir sihirli dernek yok. Bunlara uygun pozisyonlar bulalım. Mutlaka yine onlar gibi bir insanoğlu bunu yapacak. Evet. Bunu Adalet Bakanlığı yapıyor ama esas olarak işte siyasete fazla bağlamayalım diye. Çünkü biliyorsunuz bakanlık netice itibariyle iktidarın bakanlığı. Evet. Bu, bu da yanlış anlaşılmasın. Bugün AKP var, yarın CHP olur. Önceki gün CHP vardı, o gün MHP olur. Bu evet, Almanya'da başka hükümet var. Yani evet. Bizim derdimiz, hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız siyasi iktidarların etkisi altında kalmasın. Şimdi biraz da konuyu işkenceye getirmek istiyorum Aleyhisselam Bey. İşkence Lütfen. biliyorsunuz çok uzun yıllar ülkemizin gündemini meşgul etti. Mahkemelerde de hı hı. pek çok bu konuda davalara tanık olduk. Ama hep halkımızda ister istemez şöyle bir kanaat oldu. Bu kanaatin pekişmesinde tabii ki yanlış uygulamaların da mutlaka rolü var. E, işkence yapan taraf devletin tarafı olduğu için e, tabi bu yanlış bir algı olarak söylüyorum. Hı hı. Hep böyle korunup kullanmıştır ve e, yanlarına kalmıştır gibi bir e, yargı halkımızın zihinlerine kazınmış durumda. Hı hı. Son yıllarda elbette ki işkence de çok azalma var. Eskisi gibi duymuyoruz işkence e, vakalarını. Bu çok sevindirici. bunu hemen altını çizelim. Hı hı. Çok sevindirici. Fakat yine de e, Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda, yakın siyasi tarihine de baktığımızda hep e, çok fazla işkence vakası görüyoruz. Ve bunların karşılığını almadığını da görüyoruz. Her ne kadar e, 80 ihtilali sembolik olarak e, 80 ihtilalinin müsebbipleri yargılanmış olsa da, e, bir sonuca bağlanmış olsa da, e, bu konuda daha neler yapılabilir, e, tam olarak nasıl önüne geçilebilir ve e, nasıl tabiri caizse yargıda hesaplaşma nasıl olur işkencecilerle? Teşekkürler. Şimdi efendim yine çok teknik ayrıntıya girmemeye gayret ederek sorunuzu şöyle cevaplandırmak istiyorum. Bizim yine 2005'te yürürlüğe giren yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'muz işkence ile etkin bir mücadele enstrümanı geliştirdi. Şöyle ki o kişiye yönelik olan olarak birden fazla suçun daha doğrusu suç teşkil eden hareketin vücuda getirilmesi lazım. Yani örneğin ya iki kere dövülmesi lazım ya bir kere dövülüp bir kere daha hakaret edilmesi lazım. 5237 sayılı kanuna göre mi? Bu yaklaşım anda? böyle. Evet. Sadece kamu görevlileri tarafından işlenen bir suç. Yani sizin devlet dediniz, oturmak için dediniz ya ben Tabii. onu demek istemiyorum ama öyle Tabii. algılanıyor. Tabii devletin işleyebileceği bir suç. Yani biz burada devlet hedef olarak konuşuyoruz. Hayır, hayır. Devlet mensupları bu yaptığı yani şey. Evet. Kolluk kuvvetleri. İşkence suçunu devlet mensubu işleyebilir. Evet. Yani kamera arkasındaki kameraman arkadaşımın işkence suçunu işleme gibi bir şansı yok. Birini döverse yaralamadan hakaret ederse hakaretten yargılanır. Kamu gücünü kullanan bir kamu görevlisi. Evet. O gücü kullanarak devletimizin bir vatandaşına veya bir yabancıya fark etmez. Bizim kanunda işkence diye tanımladığımız eyleme yani yaralama, küçümsen vesaire, eziyet. Bunu yaparsa ben onu yaralamadan veya karten yargılamakla yetinmiyorum. Evet. İşkencenin yaptırımı çok ağırdır çünkü. Cezası çok ağırdır. Bir şey daha yaptık biz hatta. Bizim çok önemli belli başlı bazı suçlarımız zaman aşımına tabi değildir. İşte insanlığa karşı suçlar vesaire. Öldürme bile mesela zaman aşımına tabi örnek. Evet. Biz işkenceyi de zaman aşımına tabi olan suçlardan çıkarttık. İşkence suç artık zaman aşımına tabi değil. Evet. Bu mutlaka olması gereken bir şey Kesin. değil mi? Evet. Gayet tabi. Evet. Bu bir. Yani işkenceye ağır yaptırım getirdik bir de zaman aşımına tabi suçlar arasından çıkarttık. Yani işkence yapan ömür boyu kurtulamaz yargılanmaktan. Ömür boyu. Bu bir. İki. Biliyorsunuz biz Rahmetli Özal döneminde de ta 1987'lerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin mahkemesine bizim vatandaşlarımızın bireysel başvuru hakkını kabul ettik. Evet. Bu ne demek? Şimdi bir vatandaş veya yabancı fark etmez, ayrım yok. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde olan birisi. Devletimiz eliyle yani kim devlet? Kamu görevlisi. Devletin kendi sopası yok ki. Devletimiz eliyle bir zarar görürse örneğin sorunuz kapsamında işkenceye maruz kalırsa iç hukuk yollarını tüketir. Yani mahkemeye gider. Diyelim ki kaybetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. İnsan Hakları Mahkemesi o bireysel başvuruyu kaldı ki şimdi bizim artık son anayasa değişikliğinden sonra anayasa mahkemesinde de var bu bireysel başvuru Tabi Tabii 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 işkenceye maruz kaldığı ispatlanırsa devletimiz mahkum ediliyor. O vatandaşa veya kişiye yani yabancı da olsa fark etmez o kişiye bir tazminat ödüyoruz. İkinci kısım bakın bu. O ne demek? Devlet ödemiş olduğu bu tazminatla kalmıyor. Yani devletin zararına kalmıyor bu tazminat. Devlet gidiyor o tazminatı kendisine o zararlı sonucu uğratmış olan memuruna yani kamu görevlisine rücu ediyor. Dönüyor yani. Evet. Ey memur diyor. Ey kamu görevlisi. Ben senin tasarrufun yüzünden, uygulaman yüzünden bu duruma düştüm. Bu parayı senden söke alıyorum abiciğim. Ama yaptırım olabilmesi için de zaten böyle ya, olması gerekiyor zaten, değil bakın, mi? Evet. Ceza hukukunda bir ceza alıyor adam. Evet. O işkenceyi yapan. Bir de öbür taraftan devletimizin ödemekle mükellef kaldığı, yükümlü kaldığı o tazminatı ödüyor devlete. Hadi buyur tarz, şey işkence yap. yap i̇şte evet. o yüzden azaldı dediğiniz gibi. Son evet. dönemde çok azaldı işkence. Evet, evet, Çok azaldı. Hatta ben gerçekten kolluk mensuplarıyla çok sıkı çalışırım. Onların 2005 yılından bu yana yeni ceza hukuku mevzuatına intibakları konusundaki eğitim programlarından tutun da bugün bile herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman gider, mütalaa veririm, konferans veririm, istişare ederim, yardımcı olmaya çalışırım. Kolluk mensuplarımızda nispi demiyorum yani görece değil. Çok ciddi bir düzelme var bu konuda. Genç nesil işkence yapmıyor. Evet. Bu çok şeffaf karakol şey. dedik. Şeffaf karakol dediğin camlardan yapılmış karakol değil ki. Evet. Şeffaf karakol dediğin uygulamasının şeffaf olduğu karakol. İşkence yok. Şu an azaldı. Evet. Ama bu dediğim o kanunu düzenlemelerden oldu. Ne yapacaksın? İşkence mi var? Kanun buna ağır yaptırım getirmiş mi? Uygulayacaksın. Diğer taraftan o adama ceza versen de adam gitmiş insan hakları mahkemesine tazminat almış. Devlet bunu ödüyor. Devlet olarak gidip ondan alacaksın. Bakın hukuk eğer uygulanmazsa muhterem Aylin Hanım Efendi kıymetli atmaca eğer hukuk uygulanmazsa o beyaz kağıtlarda o kağıtları kirleten mürekkepten ötü olma gitmez bir kanun kitabında. Uygulayacaksın. Bizim ceza hukukumuzda cezayı verirken acımasız olacaksın. Bizim devlet olarak acımalı, insaflı olduğumuz taraf vermiş olduğumuz cezanın yerine getirilmesindedir. Yani infazında adama 10 yıl hapis cezası verdin. At onu 10 on yıl parmaklar arkasında kalsın. Değil o ceza. 10 yıl içerisinde iyileşme gösterirse toplumu yeniden kazandır. Evet. Tretman diyoruz buna İngilizcesiyle rehabilitasyon Almancasıyla, re-sosyalizasyon Fransızcasıyla, iyileştirme Türkçesiyle. Cezayı verirken acımasız ol ama ifaz ederken yani vermiş olduğun cezayı yerine getirirken iyileştirici ol. O yüzden ceza vermekten çekinmeyeceğiz. Hele hele bir kamu görevlisi. Emniyet mensuplarımı tezih ederek söylüyorum. Üniforma kelimesi kullanacağım. Bir de hele hele üniforma kullanan bir kamu görevlisi kalkıp benim bir vatandaşıma veya bir yabancıya bir dünya insanına işkence yaparsa sen o devletin ona vermiş olduğu o gücü kötüye kullanmayı affetmeyeceksin. Böyle yapılması lazım gelir. Kaldı ki mağdur bir katil dahi olsa belki olsa bile, dahi olsa. Değil olsa bile. Olsa bile fark evet. etmez. Senin karşındaki evet. insan biz ceza mahkemesi hukumu şöyledir. ayağa kalkacağım eğer mikrofon rahatsız etmesi. Elleri arkada bağlı getiririz kelepçeli yani. Şeye geldiği zamanda e, diyoruz ki e, mahkeme salonuna girdiğinde duruşma salonuna girdiğinde elleri açılır. Ya adamın eli kolu bile bağlı. Evet. Karşında yani. El evet. Eli kolu bile bağlı ya. Sen buna işkence yapmak suretle veya hukukumuzun ona bahşetmiş olduğu, sağlamış olduğu hakları kullanmasını engellersen bu adam hakkını nasıl arayacak? O ayrı bir şey. Ya bakın yargılamadan masumiyet karinesi var. Evet. Suç işlediği iddia edilen bir kişi hakkında verilen ceza hükmü kesinleşene kadar masumdur. Anayasa 38 hükmüdür bu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesinin hükmüdür. Ceza kanunumuzda var bunlar. Ceza hukumuzda var. Yargılanırken masum o kişi. Bakın üçe ayırayım. Yargılanırken masum. İnfaz aşamasında, üçüncü aşamada iyileştirme yapacağız. Yargılama bittikten sonra ceza verirken acımasız ol diyorum ben. Yargılarken değil. Tabii. İnfazda da değil. Ama suç işlemiş olduğu sabitse bu adamı cezayı ver. Bakın şu doğru anlaşılsın. Benim mizacım biraz beni artık Türkiye tanıyor. Biraz serttir. Ben gerçekten bağrıma taş basarım sevdiğimi asarım. Ama suç işlediği iddia edilen bir kişi varsa elimde ve ona verilmiş olan bir cezadan sonra infaz aşaması varsa o kısımlarda buna kadar olabildiğince insan davranmak zorundasın. Ama ceza verirken korkmayacaksın. Bu kadar. Ver onu infazda iyileşsin o zaman salarsın. Af çıkmayacak. İki devirde af çıkarırsan ceza hukukunun caydırıcılığı kalmaz. Suç işlemeyene veya işlediği sabit olana, olana kadar şüphe altında bulunana insaflı davranacağız biz ceza almış olana da infaz aşamasında iyileştirme programı uygulayacağız. Çünkü suç işlemek bir hastalıktır. Ver cezasını. Nasıl ki dişi ağrıyan bir insanın dişini tedavi ediyorsan, suçu da böyle tedavi edeceksin cezaevinde. İyileşirse sal. Niye biz verilen cezanın 3/2'si e, infaz edildiğinde şartlı salıverme yapıyoruz? İyileştiğini görürsek. Tabii. Adam kaçmaya kalkışmamış. Evet, iyi hal yani isyan olabilir. etmemiş. Iyi hal göstermiş. Son dönemde işte toplumla Sevdikleriyle ilişkilerini Kuvvetlendirerek yani daha sık Telefon görüşmeleri daha sık ziyaretler izinler vesaire iş kurslarını yazmak sürekli biz onları topluma kazandırmaya Çalışıyoruz ceza hukukunda elimizde sopa yok ki bizim Aslında Bu doğru canım. anlaşılsın Tabii. Bakın tekrardan söyleyeyim Bu gerçekten evet. doğru anlaşılsın Benim öğrencilerim bu üstünlüğü çok iyi biliyor Üç ayırın Suç işlediği iddia edilen bir kişi var İnsaflı davranacaksın Eli kolu bağlı çünkü Sende devlet gücü var Yargılayacaksın. Orada insaf ama masumiyet karnesi var. Masum adam. Tabii. Verdin mi cezayı? Son aşama, üçüncü aşamada. İnfazda yine insaflı davranacaksın. Sadece orta aşamadan yani ikinci aşamada suç işlediği sabitse kanun yön görmüş olduğu cezayı ver, ver gitsin. Doğru. Evet. Olay bu. Buyurun. Estağfurullah. Son soruma geçiyorum Buyur. hocam izninizle. Ee, Rütük gibi çeşitli kurumlar açısından ama biz de bir televizyon olduğumuz için evet, özellikle evet. Rütük üzerinden gideceğim. Sizce e, vermiş olduğu kararlarda bu tip kurumların e, Rütük üzerinden konuşalım. Vermiş olduğu kararlarda denetim mümkün mü? Bu konuda düzenlemeye ihtiyaç var mı? Şimdi efendim Rütük diye kısalttığımız kurum biliyorsunuz radyo, televizyon üst kurulu. Bu bir üst kurul. Ancak ülkemizde bunlar son dönemde gelişti bu üst kurullar biliyorsunuz. Evet. EPDK var, enerji piyasası yani çok fazla sayıda üst kurul var. Bu lazımdı bizim ülkemizde. Şu açıdan lazımdı. Üst kurullar Doğrudan devlete. Örneğin başbakanına bağlı değiller. Doğrudan bağlı değiller. Bunların özel bir yapısı var. Çok üst düzeyde bir özel yapı olmasa da nispeten bağımsız bunlar. Çok özür dileyerek araya giriyorum o zaman. Meclis Ondan çoğunluğuna göre seçiliyor olması. Oraya, nasıl geleceğim, bir oraya geleceğim zaten. Bir getiriyor. Şimdi ama bakın hep başa döneriz gene. Evet. Yani bir nispeten bağımsız olsun, özerk olsun dediğim bir kurul var. Üst kurul dediğimiz. Evet. Öbür taraftan da bu üst kurulun özelliklerini, bağımsızlığını muhafaza etmesi için oraya buraya bağlı olmadan seçelim. Yok ki işte ora buraya diye bir yer. Yani üyeler seçiyor. parti çoğunluğuna göre. Ama parti seçildikten parti göre sonra bunların özel bir edilir. yapısı var. Onlarda evet. da bir dirayetini kullansınlar yani. Evet. Şimdi özel, bağımsız desek de bunların tasarruflarının hukuktan, hukuk dışı tutulması mümkün mü? Değil. Bunlar denetim altında hepsi. Rükük dediğiniz bir idari kurul değil mi? İdari. Evet. Mahkeme mi? Değil. Evet. ...savcılık mı değil. değil... ...anayasa mahkemesi mi değil... ...bir idari kurul... ...şimdi RÜTÜK'ün yargısal denetim nasıl yapılır... ...kararları hukuk denetimine tabidir... ...anayasa gereği... Evet. ...yani diyelim ki içinde bulunduğumuz... ...kanalımıza veya bir başka kanalımıza... ...veya bir radyoya neyse artık yani bir yayın organına... ...bir yaptırım uyguladığı zaman... ...mevzuat gereği, keyfi uygulayamaz zaten... ...uyguladığı zaman... ...biz bunu yargısal denetime tabi tutabiliyoruz... Yani ...idari yargıya... Evet. ...madem idari bir kurul... Madem vermiş olduğu karar bir idari karardır. Dolayısıyla verilmiş olan bu idari kararın iptali çerçevesinde eğer kurumun yani yayıncı kuruluşun bir zararı varsa hatta tam yargı davası şeklinde bu tazminat davası da buna eklenerek idari yargıya konuyu götürebiliyoruz. Hatta orada süreleri biz kısa tuttuk özellikle Rütük Kanunu'nda. Yani normal idari yargıda 30 gün, 60 gün, 90 gün süreler vardır. Sizde yani basında 15 gün içerisinde dava açılabilir. 15 gün sonuna kadar. Şimdi e, yayıncı kuruluşun yayının durması anlamında zararının fazla artmaması için yürütmenin durdurulması dediğimiz karar talep edilir. Ve inanın bana ben uygulamayı da biliyorum. Ben çünkü başını deve kuşu gibi kuma sokmuş bir hukukçu değilim. Ben uygulamadan hiçbir zaman kopmam. Rütük benim alanım değil. İdare hukuku ama bir ceza hukukçusuyum. O yüzden onu da takip ediyorum. Mahkemelerimiz RÜTÜK'ün kararlarına karşı çok daha dikkatli davranıyor idare mahkemelerimiz. Çünkü yayıncı kuruluşun yürümekte olan bir zararı var. Bir yayıncı kuruluşun, hele hele bir ulusal televizyonun yayın durdurmaya gelme, uyarı neyse kınama ama yayın durdurulması onun gırtlağına basar. Öldürür yani o yayıncı kuruluşu. Evet. De Çünkü de. reklam gelirleriniz gidiyor. Yani genel olarak söylüyorum sizin için evet reytinginiz düşüyor. O ekranda bir kapanma yazısı, başlı başına bela. O yüzden biz olabildiğince kapatmalara karşı, yani kapatma olmasın, ekran karartma olmasın. Ama e, mevzuatımızın görmüş olduğu, sadece rütük mevzuatı değil, Türk Ceza Hukuku veya Türk Hukuk Mevzuatı'nın öngörmüş olduğu düzenlemeleri aykırı bir yayın olursa herkesi de serbest bırakamayız ama kimse kusura bakmasın. Tabii. Aykırı bir yayın olursa ona da bir yaptırım uygulayalım, uyaralım. Uyarımıza uymazsan yayın durdurma veya para cezası artık zaten para, uyarı ve para cezası sistemi var artık. Yayın kapatmaya kadar gidebilmeli, lisans iptaline kadar gidebilmeli. Dolayısıyla yani rütük konusunda söyleyeceğim budur. Gayet tabii ki düzenleyici bir kurul olmalı. Diğer tarafta da basın, yayın, düşünce ve düşünce yaz, yayma özgürlüğü var. Ona saygı duyulmalı. Ama dünyada kontrolsüz hiçbir düşünce özgürlüğü olamaz. Elbette, Gayet elbette. tabii ki. Örneğin bizim ceza hukukumuzda düşünmenin ve düşündüğünü söylemenin en büyük herkesçe bilinen sınırı nedir? Hakaret, hakaret. suçu. Şimdi efendim e ben düşünce özgürlüğü içerisinde Halis Hoca'ya küfür ettim. Yok daha neler. Hakaret yani, özgürlüğü ile düşünce özgürlüğü birbirine değil e, mi? Evet, gayet tabii. Biz şimdi düşünce açık, düşünmek hı hı. ve düşünmeyi açıklamak. Öyle bir şey yok yani hakaret özgürlüğü Ya e, Basın değil. özgürlüğünü öbür e, taraftan da. Jean-Jacques Rousseau demiş senin özgürlüğün diğer tarafın özgürlüğünün başladığı yerde biter. Evet. Yani o kadar da değil. Dolayısıyla bunu bir dengeleyerek yani ne o düşünce özgürlüğünü zarara uğratarak ne ama ne de öbür taraftan karşı tarafın haklarını ihlal etmeye fazla olanak sağlayarak yani evet. ikisini dengeleyerek bir şey yapmanız Dolayısıyla Rütük veya benzeri bir kurul kuruluş neyse artık lazımdır basın sektörümüze. Ancak onun da uygulamalarını zaten son dönemlerde oturtmaya başladı artık o böyle takip ediyorum ben. Onun da uygulamalarını basın özgürlüğüne saygı duyarak yapması lazım gelir. E bu saygıyı da ben kimseden bedavadan beklemem. Yapmazsa bu saygıyı, göstermezse bu saygıyı orada koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koskoca idari yargısı var. Gidersin mahkemeye. alırsın yürütmeye yürütmeyi durdurma kararını, O kararı da iptal ettirirsin. Dolayısıyla böyle bakacağız bu işe. Tabii bu kurumların bir mevzuatları da oluyor. Var bu mevzuata ki. uygun hareket edilmesi gerekiyor. Gayet derdi. tabii. Ama yaptırımlar da ya da şöyle söyleyeyim uyarı ya da cezalar da yine bu mevzuat kapsamında bir hata işlediyseniz siz bunun bir şey olması gerekiyor. Aynen öyle. Eğer bunun dışında buna mevzuata uymuyorsa hocam teki olarak olabilir mi böyle bir sen şey? Sen şey? yayıncı kurmuş olarak evet. diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geçerli olan mevzuata uygun yayın yapıyorsun. Evet. Tamam evet. mı? Evet. Öbür e, taraftan Rütük diyor ki sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatına uygun yayın yapmadın yani sana ceza uyguladı. Yaptırım evet. uyguladı. Evet. Ne yapacağız şimdi? Elimize sopalar alıp kavga edecek halimiz yok. Yapılması gereken idare ya mahkemesine yani, yani idari evet. yargıya gidip ben mevzuata aykırı bir yayın yapmadım ama buna rağmen Rütük bana yaptırım uyguladı diye bir dava açmak lazım. Evet. Yapılması lazım gelen tek budur hukuk devletinde. Evet. Rütük o dava sonucunda zararlı çıkarsa yani sizin mevzuata aykırı yayın yapmamış olmanıza rağmen size bir yaptırım uyguladığı mahkeme kararıyla sabit olursa hem bir dahaki uygulamalarda daha dikkatli olur hem de sizin o cezalar dolayısıyla uğramış olduğunuz bir zarar varsa onu giderir. Yani hem uygulamada dikkat etmek zorunda kalan hem de uğranılmış olan bir zarar tazmin etmek zorunda kalan bir kurul daha dikkatli uygulama yapar. Hukuk bu yüzden kullanılacak. Bu kadar. yargı yolları da açık zaten. Gayet evet, açık. Evet. Ülkemizde herkese her an yargı yolu açık. Evet. Bu yüzden de madem yargı yolu dedik, hukuka ve adalete olan güven duygusu son derece önemli değil mi? Programımızın evet, sonuna efendim. geldik. Bari bununla noktalayalım uygun görseniz hocam. Ee, bir halkın adalet duygusuna olan güveni son derece önemli ve bunun kesinlikle zedelenmemesi gerekir diyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Son cümlelerini alayım. Şimdi efendim ben mutlak tarafsız ve bağımsız bir ceza hukukçusu olarak şunu söyleyeyim. Dedim ki bu cümleyi e, çok tekrar etmeyi sevmiyorum ama benim ben hukuk fakültesinde ikinci sınıfta ikinci sınıflarda ders vermeye başlarım. İkinci sınıflarda henüz daha böyle 18-19 yaşında pırlanta gibi gençler. Onların o genç dimalarına, o güzel kulaklarına bu sözüm yankılandığı zaman ömür boyu bunu unutmuyorlar. Artık bana mal edilen bir atasözü var dedim ya ben mutlak bağımsız ve tarafsızım. Ben mutlak bağımsız bir insanım. Siyaset yapmam, siyaset benim işim değil bu programlarda. Burası bir hukuk programı. O yüzden siyasi partilerle, iktidarlarla benim işim olmaz. Benim işim hukukludur. Bu son dönemde yani bu yanlış anlaşılmasın diye iki tane açıklama yaptım bakın. Bu son dönemlerde bizim panik mevzuatı dediğimiz yani bazı korkulardan kaynaklanan çok hızlı yasal değişiklikler yapıldı. Hukuk böyle bir şey değildir. Hukuk bir gün herkese lazım olur. O yüzden hukuku korkmadan yapmak lazım önce. Korkmadan uygulamak için. Korkmadan yapmak lazım. Çünkü ben bir de şunu söylerim derslerimde fakültede. Oynama o kantarın ayarıyla. Çünkü onu da şöyle vurgularım. Ayarıyla oynadığın o kantar gün gelir seni de tartar. Kantarın ayarıyla günlük oynamaya gerek yok. Bakınız bizim 70-80 yıllık bir hukuk uygulamamız vardı. Mevcut iktidarımızın tek parti iktidar olması gücüyle çok güzel değişiklikler yaptık biz. Bizim hukukumuz Avrupa'dan geri değil. İnanın bana değil. Çünkü ben Almanya'yı da biliyorum, Türkiye'de biliyorum, Avrupa'yı da biliyorum, Japonya'yı da, Amerika'yı da. Bizim hukukumuz kimseden geri değil. Bizim uygulamamız cesur. Ne dedim az önce? Siyaset yargıya karışmayacak. Uygulamamızı kanun yapmışsın. Ne önemi var? Hakime Cumhuriyet Savcısı'nın avukatı rahat bırakacaksın. Uygulasan. Sen de kanun yaparken korkmayacaksın. Günü kurtarmak için kanun yapmayacaksın. Temel kanunlarda yaptığımız gibi geleceğe yönelik düzenlemeler yapacaksın. Bu ülke artık aydınlandı. Bu ülke cahil değil. 90 sene önceden bahsetmiyoruz. Biz o zaman cahildik ama geri de değildik. Fakat şimdi hem cahil değiliz hem geri değiliz. İlerledik artık biz. Bizim pırlanta gibi bir gençliğimiz var. Bizim 2-3 milyon civarında üniversite öğrencimiz var artık ya. Hı hı. Okuma yazma oranımız bizim %90'lara açtı. Yani Türkiye cahil bir ülke değil. Çok güzel, özünden gelen dini bir şey söylemeyeyim ben çünkü dinsel ve etnik ayrımcılığı sevmem. Ben tarafsız bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Türk insanı artık aydınlaştı. Okuduğunu anlıyor. Teknoloji çağındayız. Benim ufacık 2 yaşında çocuk bile artık gidip internetten bana mesaj atıyor. Ben beceremiyorum abi o akıllı telefonları kullanmıyor onlar beceriyorlar. Çok iyi gelişen bir neslimiz var bizim. Bizim herkesten önce, bu cümleyle bitirmeme izin verir misiniz? Tabii el el de, buyurun. Elbette buyurun. Bizim herkesten önce kendimize görmemiz lazım. Teşekkürler. Arz ettim efendim. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok akıcı bir şekilde yine programın sonuna geldik. Ee, i̇nşallah bir başka programda yine sizi ağırlamayı çok isteriz. İnşallah ben güzel i̇nşallah. programlar yaparım ama o programın güzelliği sizin sayenizde olur. Teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Ben bir herkes için adalet programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta doçent doktor Ali İhsan Erdağ Bey'i ağırlamıştık. Önümüzdeki hafta yine bir başka konukla huzurunuzda olmak üzere iyi günler diliyorum.